Evet değerli izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün Söke'deyiz, Söke pazarındayız. Hava oldukça soğuk. Malum ihtiyaç olunca da herkes de pazarda. Biz de bugün Söke'de vatandaşların bir derdini bir dinleyelim istedik. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşları bir soralım. Adayları tanıyorlar mı? Hangilerini tanıyorlar ya da tanımıyorlar? Adaylarla ilgili neler düşünüyorlar? Yerel seçime bakış açısı ne? Onun dışında bir de vatandaşın gündeminde neler var neler yok? Onları bir öğrenmek istiyoruz. Esnafa da soracağız, işçiye de soracağız, memura da soracağız, emekliye de soracağız. Evet, Söke pazar gezimiz başladı. Şu an bizi izleyen herkese tekrar Söke'den merhaba. Aydın Posta ekip olarak Söke'lere bir soralım bakalım. Evet, hayırlı işler abi. Sağ olun. Nasılsınız? Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkürler. Bugün Söke'deyiz. Bir anlatın bakalım, işler ne alemde? Nasıl, para kazanıyor musunuz? Masraflar çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Abi son bir aydan beri hava şartları şu anda... Hayalleri suya düştü. Hayalleri suya düştü. Zaten zor durumdaydı. O umduğunu da bulamadı. Her şeyde fiyatlar yüksek. Alma gücü zayıfladı, düştü. Biz de bu işi bırakacağız gidişle. Kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır yapıyorsun ve sonunda diyorsun ki bırakmayı düşünüyorum. Bırakmayı düşünüyorum. Didim'e de gidiyorum ben. Didim Halk Pazarı'nda, Cumartesi Halk Pazarı'nda da yerim var. Parayla almıştım orayı da. Yani bırakmayı düşünüyorum. Zayıf. İşler olduğu kadar. İlk defa mı böyle? Ben daha önce, 10 yılda ilk defa karşılaştım. Daha önce böyle... Emekliden biz köşe dönüyor diyelim yani. Hı. Emekli bizim... Para kazanıyorduk. Evet. Hı. Emekli alabiliyordu. Hı. Mezara mı götüreceğim parayı diye. Ama şimdi emekli kaçıyor yani. Anladım. Emekli torunundan kaçıyor. Evet. Kaçıyor yani, resmen kaçıyor. Ben de emekliyim. Ben bu işi bırakırsam ben de kaçacağım. Kaçmak zorundayım. Ha. Peki torunuma kucağıma aldığım zaman bir gider oluyor. Ben de kaçmak zorundayım. Sorunlaştı. Peki şimdi yerel seçimler var. Söke'de de adaylar açıklandı. Az önce bir ayaküstü konuşmuştuk. Nasıl, dolaşan eden var mı? Tanıdığın, bildiğin isimler var mı adaylardan? Şu ana kadar hiç gelen olmadı. Yani bir adaylar da şu anda gelen olmadığı için de tanımıyorum. Ama belki hava şartları da uygun değildi zaten. Yağmurluydu. Ama bu saatten sonra belki gelirler gelmezler orayı da bilmiyorum. Ben de tanımak istiyorum. Nasıl, Süleyman Doyuran için duygu düşüncelerinde mesela o nasıl, çalıştı mı? Süleyman Doyuran çalıştı mı derken bence Süleyman Doyuran çalışmadı. Neden çalışmadı? Çalıştırmıyor büyük belediye başkanı diye söylenti, bahane ediyorlardı. Mesela su patlağı oluyor. Her gün su patlağı mı olur ya? Belediye gelip bakmıyor. Büyükşehir Bakanımız. Asfaltlar Köstebekçi grubu. Büyükşehir Bakanımız. Öyle kurtulma yolları. Söke'nin sorunlarından başta olanlarından. Ben kendim şofördüm. Emekli olduktan sonra bu işe işte pazara çıktık. Yollarında köstebek olduğunu ondan farkına varayım. Yolda giderken yani. Buna benzer şey. Pek o kadar da ilgilenmiyorum ama. Sen çalışmadı dedin. Belki herhalde Cumhuriyet Halk Partisi onun çalışmadığını kanaat getirerek, bak bu dönem aday göstermediler Süleyman Doyuran'ı. Yani çalışmadı derken şöyle, büyük belediye, hani büyükşehir belediye başkanı bazı hakları elinden almış, onun yapacağını söz konusu olduğu için bunun ilgilenmediğini söylüyorum. Ama ben bilmiyorum şartları ne, sistemi ne, kanun ne, hangisine büyükşehir bakıyor, hangisine yerel belediye bakıyorlar, biz bilmeyiz. Anladım. Ama bence Süleyman Bey çalışmadı. Çalışmadı. Bence çalışmadı. Anladım. Tamam. Peki bir şey soracağım. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ismi geçenleri biliyor musun? Söke'yi bilmiyorum. Büyükşehir için aday olan isimleri tanıyor musun? Şerçioğlu'ndan başkasını tanımıyorum. Oturdum. Evet. Hafta sonu Cumhur İttifakı'nın adayı açıklandı. Onu duydun mu? Duymadım. Duymadım. Pazarcı olduğum için haberlere tam zamanda yetişemiyoruz. Evet. Duymadım. Anladım. Ama gelip burada bizimle bir toka yapıp merhaba diyen, hayırlı işler dileyen de olmayınca öğrenemedik. Öğrenelim. Haberleri zaten takip edemedik. Aynen öyle. Tamam. Peki başka iletmek istediğim şey var mı? Aday olan herkese başarılar dilerim. Herkes bir ümitle bu işe atanıyor. Herkes çok da çalışmasını istiyorum yani. Peki. Kazananların da çok çalışmasını istiyorum. Evet. Gelirsem dahi olsam görevi neyse onu yapmalarını istiyorum. Yapmalı. Doğru. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet abi, merhaba. Seni merhaba, teşekkür ederim. Ben Fesih Çelik. Evet, Fesih abi. Buyurun abi. Pazarı gezdin mi abi? Gezdim. Pazarın durumunu bir anlatır mısın bize? Abi pazarın durumu çok pahalı. Yapma ya. Evet, çok pahalı. Her şey çok pahalı.
insanlar çaresiz. İş yok. İş bulamıyorlar. Ne iş yapıyorsun abi? Ben inşaatçıyım. İnşaatçıyım. İş yok. İnşaat sektörü durdu diyorlar. Durdu evet. Sektör durdu. Yatıyor deniyor. Evet doğru evet. Doğru. Doğru doğru, doğru. Doğru abi. Ne yapıyorsunuz abi? Evet, boş boş geziyoruz. İşte çocuklar bazı çalışıyor asgari ücretle. O da öyle şekil. Evde evet evde kira. Hiçbir şey alamıyoruz bazen. Kaç lira diyorsun kira? 600 lira. 600 lira. Sobalı. Sobalı. Evet. Anladım. Peki şimdi ülke seçime gidiyor. Yerel seçimler var. Belediye başkanı seçeceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Söke'de abi vallahi, söyle bakalım. Abi valla hiçbirinde umudum yok. Herkes kendi menfaati için. AK Parti ise, B Parti ise, C Parti ise hepsi kendileri menfaati için çalışıyor. Hiç halka için, halk için kimse bir hizmet bir şey getiremez. Yok mu? Yok yapmıyorlar. Herhangi parti, AK Parti de gelse öyle, CHP de öyle. Şimdi Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran. Şöyle gel, şimdi, yolda kapatıyor. Yani büyük belediye. Onların elinde bazı şeyler alınmıştır. Şimdi hep büyük belediye başkanı mesela Özlem Çerçioğlu'na. Gidiyorsun diyor büyük şehir bakıyor arkadaşın dediği gibi. Onlar biraz geride kalmış yani. Şimdi küçük belediyeler büyük belediyelere bağlanmış ya. Onlar geride kalmıştır. Büyük belediyelere de sen ulaşamıyorsun. Tam sorunu dile getiremiyorsun. Artık ne zamana bir hizmet oldu mu ne zamana gelseler artık onların şeyine kalmış. Ben burada diyorsun sen Büyükşehir Belediyesi ile iyi bir çalışma yapılamadığından ya da bunu küçük belediye yukarı anlatamadığından dolayı diyorsun çalışmakta zorluk çekiyor. Yani o şekil yani hizmet yapmıyor demiyorum yani. Şimdi küçük belediyeler. Peki yani Süleyman Toyran çalıştım çalışmadım mı? Mesela. Vallahi abi şimdi. Samimiyetle söyleyeceğim. İçeri dök. Daha önce çalışıyordu ama bu büyük belediyeler olunca biraz geride kaldı. Biraz geride. Çünkü onların elindeki yetki azaldı. Hep azaldı. Büyük belediyeye geçti. Gidiyorsun belediye, büyük belediye diyor. Aydın'a gidiyorsunuz yani ki. Aydın büyük şehir belediye. Onlar da evet diyor. Hizmet biraz geri kalıyor. Geri kalıyor. Evet. Peki yeni dönemde böyle Söke'nin belediye başkan adayları var şimdi. Evet. Biliyorsun Süleyman Toyran aday gösterilmedi. Evet gösterilmedi. Şimdi o yeni aday gösteren isimleri biliyor musun? Hiç öğrendin mi? Neydi? Birini valla pek şey yapamıyorum. Hani, öyle mi? Yani, işte gelen olmadı mı? Gelen olmadı. Hiç elini sıkan falan böyle yok, o isteyen olmadı mı da? Yok daha isteyen olmadı. Daha olmadı. Evet. Belki bundan sonra olur. Belki 78 gün kaldı. Değerli izleyiciler Fesa abiyle de sohbet ettik böyle Söke pazarında. Daha henüz Söke'nin belediye başkanı adaylarından kimse bana denk gelmedi. Tokalaşmadık diyor. Kendisinden kısa da şöyle bir duygu ve düşünceni aldık. Diyor ki kim gelirse gelsin. Hepsi aynı diyor. Evet. Ki hiçbir vatandaşı düşünmüyorlar evet, dedi. Abi, hayat pahalılığından dem vurdu Fesi abimiz. Dinledik evet. Kendisini. Hiç kimseye de umudunuz yok abi. Yok mu? Vallahi yok. Vallahi. Vallahi hiç yok. Herkes kendisi için. Anladım. Hiç. Fakir fukarayı düşünen yok abi. Evet. Herkes. Herkes kendini düşünüyor. Alt tabaka gittikçe gidiyor. İniyor aşağı. Yerin dibine gidiyor daha doğrusu. Üsttekiler de gidiyor zaten alt. Almış başını zengin gidiyor. Zengin daha zengin oluyor diyorsun. Evet. Fakir yönet- daha fakir. Evet. Bu yönetim şekli böyledir. Anladım. Zengini zengin yapar, fakiri fakir yapar. Fakir yapar. Evet. Peki. Abi hava biraz soğuk. Biz de sizi tutmayalım. Tamam. Görüşürüz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çocuklar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizi seviyorum. Sizin yaşınız küçük olduğu için sizle siyaset konuşmuyoruz. Ama onun dışında bana diyorsanız ki bizim top oynayacak sahamız yok. Park yetersiz diyorsanız anladın. Ama siyaset sizle konuşmam. Anlat. Sen, ne varsa. Sen söyle. Ama siyaset konuşmam seninle. Siyaset için yaşın daha yetmiyor. Ama böyle söyle, böyle bak böyle yaşına uygun. Eğer bir takım sosyal tesisler yetersizse söyle. Onları yapsınlar. Kağıtpaşa'ya park yap tamam mı? Kağıtpaşa'ya park yap. Ben yapmayacağım. Ben siyasetçi değilim. Söyle. Dön kameraya. Bak. De ki. Bak. Belediye başkan büyüklerimde. Şuraya şunu istiyorum diye söyle kameraya bak. Tamam şirin fırlaklar. Hadi bakalım. Devam edelim. Gençleri sor. Tabii onlardan. Onlarla. Abi şu an canlı yayındayız. Şu an yayınlıyoruz. Tabii onlara da sorduk. Yaşları 18'den küçük olduğu için onlarla siyaset konuşmamaya özen gösteriyoruz.
Söke pazarındayız demiştik. Söke'de dolaşıyoruz. İşte soralım bakalım. Nasıl fiyatlar? Merhaba. Fiyatlar ateş pahası. Yok canım. Vallahi ateş pahası. Ya az önce birisi çok uygun dedi. Siz ya, şimdi pahalı diyorsunuz. Ailem burada bak hepsi. Nasıl abla? Hiçbir şey de almadık. 200 milyon getir getir çok pahalı. Biz memnun değiliz. 200 lira mı harcadı şu ana kadar? Ben inan ki bizim markete var. Bir şey de almamışız. 200 liraya bir şey de almamışız. Olmadı, ne yapalım? Pahalıdır, her şey pahalı. Her şey pahalı. Tabii. Soğuklardan mı acaba böyle? Abiciğim bir tek pazar değil. Ben marketçiyim, ben esnafım. Benim dükkanıma gelen eşyalar hepsi pahalı. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Tabii bu kur fiyatlarından kaynaklanan bir şey var herhalde. Bir tutarsızlık var. Her şey abi, zam geldi şimdi. Abi her şey zam geldi de. Sadece eşyalara zam geldi yani başka. Devlet hep vergisini alıyor. Olan vatandaşa mı oluyor? Oluyor yani. Evet. Olan hep gariban oluyor. Deprem olur gariban olur. Sel basar gariban olur. Evet. Olan hep onlara oluyor. Olan onlara oluyor. Müşteriler geliyor abi şikayet ediyor. Ben diyor ki 10 milyona salça mı olur? İş kuşu aldığım salça şu an 10 milyon. Atıyorum sana torsilin kilosunu 4 milyona satıyordum şu an 9 milyon diyorum adam küfür ediyor bana. Oo. Ben şu adama da bir şey diyemiyorum ki geliş fiyatları pahalı. Abi inan ki yani askeri ücret 2020 oldu diyorlar ama yani aylık her ay gider 2400'ü buluyor yani. Aynen öyle. Yani peki, çok sıkıntılı. Burada mı oturuyorsun Söke'de? Burada oturuyorum. Normal şimdi Söke'de biliyorsun artık bir 78 gün sonra bir seçime gidiyorsun. Evet. Belediye başkanları seçecek. Onlar ilgili ne düşünüyorsun? Abi valla kim iyiyse o gelsin. Sence kim yani, kim iyi gibi görünüyor? Abi valla kim iyi gibi görünüyor? Şimdi ne desem? Mesela önce hakikaten kazansın abi yani. Şu an aday olan İsimleri tanıyor musun mesela? Hiçbirini tanımıyor musun? Yok abi. Hiçbiri gelip de böyle bir hayırlı işler olsun diye bir bardak çay içmedim daha. Yok abi. Daha gelmediler. Nerede marketin adresi? Savucada abi. Savucada tamam. Ablacığım gel seni bir dinleyelim. Teşekkürler. Üretim istiyoruz. Üretim. Türkiye'de ne üretilsin onu söyle ama. Sebze, meyve, buğday, arpa her şey üretilsin. Üretiyor bak vatandaş. Hep dışarıdan yiyoruz adam. Ya, olmaz böyle. Ama öyle değil diyor bak. Türkiye'mizde her şey yetişiyor. Neden dışarıdan Çin'den getiriyoruz? Neden? Tarım Bakanı yetmiyor diyor. Yetiyor. Nasıl yetmiyor? Yetiyor bir mu? Ektirsin bakayım. Ziraat odasını bir açsın bakayım. Nasıl yetmiyor? Ama yetmedi. Yetmediği için biz ithal ediyoruz diyor bakan. Hayır yetiyor niye yetmiyorsun? Türkiye'mizde her şey yetişiyor. Niye dışarıdan alıyorsun? O zaman bakan yanlış biliyor ya da bakana abi, yanlış bakan bilgi yanlış götürüyorlar. Biliyor. Bakana sesleniyorum buradan sesimi evet. Duysun. Üretim istiyoruz, hayvancılık istiyoruz. Olmayınca Türkiye'miz gelişmez. Gelişmez. Tamam teşekkürler. Evet abi hayırlı seni şey. Bir dinleyelim. Ya 15 tane yumurta daha evvel günü de 8 liraydı. Bugün 10 lira oldu. Evet. Bu devlet yapıyor yoksa o kendine yapıyor. Vallahi biz de anlamadık abi. Evet. Kim yapıyor bunu? Vallahi ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. Gezelim bakalım. Serbest piyasadır. Herkes kendi kendine satıyor. Tamam. Evet. Söke pazarına. Böyle yani yeniden yetişen herkese sormaya çalışıyoruz. Fiyatları sormaya çalışıyoruz. Maliyetleri sormaya çalışıyoruz. Öğreniyoruz yani. Biz de bu nabzıklıyoruz. Efendim merhaba. Merhaba. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok pahalı ya. Ucuz diyorlar. Yok canım. Siz pahalı yerlere mi gidiyorsunuz acaba? Yok. Ne aldınız mesela? Pahalı geldi. Bir gösterin şöyle. Kamera bir görsün. Ne aha, aldınız pahalı geldi? Aha 4 lira bu. Ne bu? Ayva. Ayva aldık 4 lira. Yumurta kaç lira aldın? Yumurta 15 liraya aldım. 15 lira. Evet. Tamam. Her yerde yumurta var aslında. Var. Yumurta. Pahalı mı gerçekten pazar? Pazarın eskisi gibi değil. Eskiden ha. Emekli misiniz? Emekliyim ha. Maaş yetiyor mu? Yeter mi maaş? Yetmiyor mu? Yok. Ne yapıyorsunuz? İşte. Başka bir iş var mı? Yok bir iş yok işte çocukların eline bakıyoruz. 5-10 kuruş verirseler. Onunla idare ediyorsun. Onunla idare ediyorum. Nasıl yani. İlgileniyor mu evlatla? İlgileniyorum. Allah razı olsun. Ha, hayırlı evlat buna dedim. Peki Söke'de mi yaşıyorsunuz burada? Söke'de yaşıyorum. Tamam şimdi. Belediye başkan adayları var. Geziyorlar mı? Hiç denk gelen var mı? Ha, geldi. Öyle geldi mi? Şimdi ha. Öyle tanıdığınız var mı içlerinde ismini hatırladınız? Şimdi oy vereceğiz biliyorsunuz. Ha. 78 gün sonra sandığa gideceğiz. Şey var. Dişçi var ya bizim. Adı neydi? Şimdi ben bilmiyorum. Ben ismini sizden öğrenmek istiyorum. Ha. Ben de bilmiyorum. Dişçinin soyadı neydi ya? Unutuyorum ya. Anladım. Ha. Nasıl kazanır mı o bahsettiğiniz isim? İnşallah nasibi varsa olacak. Olacak. Ha, nasip tamam. olmaz. 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 Başka tanıdığınız aday var mı? Şey var.
Çerçioğlu var. O büyük şehirde. Ha, büyük şehirde. Burada daha tanıdığım az bazlar var. Ha, onu da tanıyorum. Önceden belediye başkanıydı. Nasıl seçilir mi de? Milletin isteğine bağlı. İsteğine bağlı. Nasıl çevrenizi versiz muhabbet ediyorsunuzdur. Emekliler ne diyor? Seçeriz biz bir yeniden diyorlar mı? Vallahi emeklilere yardım ederse seçerler. Niye seçmesinler? Emeklilere yardım etsin. He, yardım etsin. Tamam. Peki var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Canın sağlığı. Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi pazarlar. Sağ olun. Hadi bakalım devam edelim Hasan abi. Şöyle bir ilerliyoruz. Aman dikkat. Pazar arabalarına da. Şöyle esnafa soralım. Esnafa soralım. Esnaf para kazanıyor mu bir öğrenelim bakalım. Hayır işler. Sağ ol abi. Nasıl işler? Çok şükür abi. Hamdolsun Allah. Satışlar zayıf. Bana... Tamam. Satışlar zayıf kardeşim. Zayıf mı? Zayıf. Fiyatlar yüksek. Alım gücü düştü mü vatandaşın? Tabii düştü ben ya. Ben de çek abi, ben de çek. 10 lira mantar, 10 lira patlıcan. Evet. 6-7 lira bu. Mantar 10 lira. Sayın seyirciler, mantar 10 lira. İşte vatandaş almakta güçlük çekiyor diye söylüyor. Burada da esnafımız. Siz üretici değilsiniz, satışçısınız galiba değil mi? Ticaretini yapıyoruz sen. Kaç senedir yapıyoruz bu işi? 12 senedir yapıyoruz. İlk defa mı böyle peki işler? Her kış böyle. Öyle mi? Her kış. Sebze yükseldi mi meyve de yükselir evet. Arkasından. Bir de arada biraz ihracat olduğu zaman hepten yanıyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Evet, esnaf da böyle anlatıyor. Nasıl fiyatlar? Yüksek mi geldi? Yüksek, yüksek. Ne alıyorsun? Portakal mı? Portakal alıyoruz. Evet. Kış için ideal. Biz yayından sonra alalım. Yakışıklı olur mu? Nasıl başka böyle gezerken dikkatinizi çeken yüksek fiyatlar oldu mu? Tabii mesela domates olsun çok pahalı. Yetiyor soğan... yani bu şimdi pazar için ayırdığınız bir bütçe var mı? O bütçe aşıyor musunuz genelde? Nasıl oluyor? Yani ayırıyoruz yani. Örneğin 100 lira ayırıyorsunuz. Yetiyor mu 100 lira? 100 lira vallahi yettirmeye çalışıyoruz. Yettirmeye çalışıyoruz. Aynen aynen. Ne yapıyoruz? Gramajları biraz da düşürüyoruz herhalde. Aynen aynen. Anladım. Şimdi bir de ülke seçime gidiyor biliyorsunuz. Yerel seçimler var. 78 gün sonra. Evet. Siz Söke'de yaşıyorsunuz galiba değil mi? Söke'de. Evet. Nasıl belediye başkan adaylarına böyle denk gelen var mı? İsmini bildikleriniz var mı? Yok. Hiçbiri denk gelmedi mi? O bugüne kadar kimseyle konuşmadık. Belki bundan sonra denk gelirler. Yani. Tamam. Ne istiyorsunuz Söke'li olarak? Ne gibi hizmetler istiyorsunuz belediye başkanlarından, adaylarından? Söyleyin bir öğrenelim. Bir iki tane önemli bir şey Söke'de, söyleyeyim. Söke'de... Ne eksik, ne istiyorsunuz? Mesela bir... Ne bileyim yani çok eksik çok yani. Mesela bir iki tane söyleyeyim. Çok da hepsini sıralaması gerekiyor. Bir iki tane bir şey söyleyeyim. Yani Söke'nin yolları iyi değil mesela. Söke'nin yolları istiyoruz. Belediye başkan adayı. Duyun bunu. Yolları iyi değil yani. Evet. Mesela bu caddede şey yok. Ne diyor? Kalifer yok. Ne diyorlar? Doğal gaz yok. Doğal gaz yok. Yani. Doğal gaz istiyoruz. Yani. Evet. Yani bunları istiyoruz yani. Siz belediye başkanı olsanız mesela ne yaparsınız? Öyle bakın olaya. Ya. Eksik ne varsa onu ele alırız. Yani. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tamam. İlerliyoruz. Söke pazarını tamam. Vatandaşlara hem yerel seçimlerle ilgili hem de güncel pazardaki fiyatlarla ilgili olarak sorular yöneltiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar ne düşünüyorlar diye. Şöyle bir ilerleyelim. Bakalım. Anneciğim kolay gelsin. Sağ olun, korkmayın canım. Böyle çok da korkulu bir halimiz yok değil mi İrfan abi? Tamam. Tamam. Ben baktım böyle pazar çantasını doldurmuşuz. Kaç liraya doldu? Pahalı mı ucuz mu? Pahalı çok. Çok pahalı? Evet. Ne pahalı geldi en çok? Her şey pahalı. 5, 6, 7 evet. Geçen hafta daha uygundu. Bu hafta çok pahalı. Şu soğuklar arttı belki evet. Ondandır. Ondan diyorlar. Ondan. Herkes sorduğumuz zaman öyle diyorlar. Haydi post. Evet. Biz de geldik şöyle bir Söke'de soralım dedik vatandaşa. Size de bir soru soralım dedik böyle. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Abi işler nasıl işler? Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Memnunuz memnunuz. Soğuklar fazla mallar az çıkıyor fiyatları. Evet. Satışlar iyi. Sıkıntı yok. Başka bak esnaflar işler düşük diyor. Yok. Baba, sana torpil geçiyor galiba. Yalan söylüyorlar. Yalan. He? Yalan söylüyorlar. Ciddi misin? Allah'a şükür. Hamd ettiler Allah'a. Yalan söylüyorlar. Fiyatları bak artırmışsınız. Fiyatları arttı. Niye artırıyorsun fiyatları? Mal bak vatandaş almakta güçlük çekiyor. Çok mu ya şu karabar 5 lira şimdi? Bu karabar 5 lira çok mu?
Çok mu var be? Şimdi ben üretmiyorum. Ben anlamam. Bir üreticiyi soracaksın. Nasıl üretiyorsun? Tamam işte bak soruyoruz işte sana şimdi. Dün bu garı altını kesildi. Garı yakını kesildi mal. Evet. Öyle kolay değil diyorsun. Aynen öyle. Öyle bedava ekmek yok. Bedava ekmek yok abi. Bu mal 4 lira. Bir paket sigara kaç para? 13 lira. Doğru. Evet. Hadi bir dolaşalım buraya doğru gelelim. Hadi görürsünüz. Hadi bakalım ilerledim abi. Tabii vatandaş cephesi ayrı bakıyor olaya. Etap esnaf da ayrı bakıyor. Tabii vatandaş cebinden çıkan parayı düşünüyor. Ödediği paranın yüksek olduğunu fark edince tabii fiyatlar yüksek olarak değerlendiriliyor. Şimdi devam edelim şöyle. Şu pazar tezgahlarını bir göster İrfan abi şöyle bir. Beyefendi kolay gelsin. Nasıl fiyatlar? Nasıl pazarda durumlar? Normal. Ne gözlediniz? Normal. Normal mi? Normal. Yeni mi çıktınız pazara? İki. Emekli misiniz? Evet. Maaş yetiyor mu? Emekli maaş. Yeter mi kendim? Geçinebiliyor musunuz söke şartlarında? Kabarmamış ondan diye. Tamam ya. Sen iyi misin? İyi. Geçiniyoruz. İdare ediyorsun. İdare ediyor. Başka bir ek gelir var mı? Yok. Sadece emekli maaşı mı? Sadece emekli. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım İrfan abi. Şöyle gidelim oradan gelelim bence. Şöyle ilerle. Evet değerli izleyiciler. Söke Pazar'dan canlı yayınımız devam ediyor. Söke Pazar'dan biraz manzaralar, biraz insan manzaraları, biraz pazardan manzara getiriyoruz size. Pazarda insanlar ne düşünüyor, pazarın fiyatları nasıl? Onları da öğrenmeye çalışıyoruz. Ekranlarınıza getirerek Söke'nin gündemini sizler için biraz öğrenmeye çalıştık. Ben şuradan araya gireceğim abi, şuradan. Biraz sohbet edelim bakalım. Biraz anlat bakalım şöyle bir. Şöyle Kay abi. Biraz anlat. Duran abi gelmedi mi? Duran Tekin. Yok. Duran Hoca yok. Duran Hoca'ya buradan selamlar. Duran Hocam bizi izliyorsan, dinliyorsan. Her akşam köşe yazısını okuyor diye. Her gün akşam. Sen kendi zaten söyledin. Canlı yayına çıktı. Aynen. Başka Aydın Post'ta okuduğun köşe yazarı var mı? Aydın Post benim. Her gün akşam. Duran Tekin özellikle onu çok okuyor. Mesela Selim abi onu çok okardım. Selim abi ayrıldı. İzliyorum yani. Takip edeyim her akşam. Teşekkür ederim. İrfan abi çekiyor bak. İzlediğim bütün görüntüler İrfan abi'den çıkıyor. Şimdi buyurun. Sağ ol Muhtar. Bunlar 4 lira, bunlar 5 lira. Sağ ol kardeşim. Ne olacak seçimler? Anlat bakalım. Seçimlerde abi Cumhur İttifakı sıkıntı yok. Açıkladı adayının Cumhur İttifakı. Aynen abi. Nasıl Cumhur İttifakı'nın? Efeler'de Ümmet Başkan Büyükşehir'de Mustafa Savaş. Lider Devlet Bahçeli ne diyorsa o. O diyorsun. Aynen. İyi oldu mu sence böyle ittifak? Aynen. Güzel oldu. Güzel oldu. Söke'de kazanır mı ittifak belki? İnşallah kazanır. Kazanmasını istiyoruz. Kazanmasını istiyoruz. Nasıl adaylar çalışıyor mu? Güzel adaylar iyi. Allah'ın izniyle AKP ile MHP. Söke'nin neye ihtiyacı var? Söylesene bana. Ben Koçarlı'yım. Ben Söke'de oturmuyorum. Koçarlı'da oğlum. Koçarlı'da hizmet yok. Koçarlı'da hizmet yok. Hizmet yapacak kişi lazım. Mutlu Öztürk çalışmıyor mu? Hiçbir hizmet yok. Yapma ya. Hiçbir hizmet yok Koçarlı'da. Ne altyapı var, ne bir çalışma var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak bu muhtar daha iyi bilir. Koçarlı muhtarı. Tamam. Abi var mı söylemek istediğin bize? Tamam sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayır işler. Sağ ol. Abi ilerliyoruz. Hadi bakalım. 10 lira. Evet buradan da böyle esnafla da konuştuk. O da böyle sıkı bir Aydın Post takipçisi. Her akşam okumadan Aydın Post açıp bakmana uyumuyorum dedi. Kendisi dile getirdi. Hadi ilerleyelim bakalım. Hayırlı işler. Abi. Nasıl işler? Allah razı olsun çok şükür. İyi. Memnun musun satışlardan? Biraz fiyatlar pahalı ama çok şükür iyidir. Kaç lira satıyorsun bandayla? 2 lira. Çok güzel bal gibi. Aslında çok iyi düşündüm. Normal abi. Nasıl? Vatandaş alırken zorlanıyor mu? Yok. 2 lira bence makul bir fiyat. Uygun. Satışlar düşüklük var mı peki? Var abi var. Niye? Soğuklardan mı? Kışın öyle abi ya. Kışın öyle abicim. Hadi bakalım ilerleyelim. Evet. Tabi havalar böyle soğuk olduğunda satışlara böyle olumsuz olarak yansıyor. Şöyle ilerleyelim. Yine farklı insan manzaraları ile sizleri buluşturmak istiyoruz. Şöyle sol tarafa doğru geçiyoruz. İrfan abi evet şu anda ekranlarımıza Söke Pazarı'ndan manzaraları getiriyoruz. Hava oldukça soğuk. İlerleyelim. Evet.
Şurada görüyorsunuz vatandaş. Şunu gösterelim tekrar İrfan abi. Daha evvel göstermiştik size. Burada tartı kontrol noktası var. Vatandaşlar burada aldığında hanımefendi mesela koyuyor burada. Evet. Bakıyor. Ya esnaf az mı tarttı çok mu? Nasıl? Doğru tarttı mı? Evet. Bir sıkıntı yok. Peki eksik tarttı. Yani neyse oraya gideceksin oğlum. Peki. Hiç insanlarla artık şey yok. Laf cambazı çünkü. Evet. Onlar çok güzel ağızları laf cambazı. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Belediye başkanı adayı Levent Tüncel geziyor. Şimdi bir mikrofon uzatalım ona da. Onu da yakalamışken burada. Levent Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun. Sizi sormalı. Sağ olun. Valla biz de geziyor sizin gibi. Evet. Yani vatandaşa soruyoruz. Evet. Biraz şikayetler var. Onları öğreniyoruz. Evet. Pazar yeriyle alakalı, şehirle alakalı. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor seçim hazırlıkları? Valla şimdi pazara gelen esnafın, vatandaşın en büyük şikayeti pahalılık. Evet. Ama pazarcının şikayeti, gördüğünüz gibi bazı alanlarda açıklıklar var. Onların kapatılmasını istiyorlar ki biz bunların sözünü veriyoruz kendilerine. Bir de işgaliye paralarının biraz çokluğundan şikayetçiler. Onların işgaliyelerinin %50 indirim yapacağımızı söylüyoruz ve önümüzdeki dönemde mutlaka bunları gerçekleştireceğiz. Açık alanları kapatacağız. Yağmur esintili geldiği zaman kıyı kesimlerde vatandaşımız çok rahatsız. Esnafımız çok rahatsız. O kıyı kesimleri uzatarak o bölgelerde onların da rahatlığını sağlayacağız. İnşallah bakalım önümüzdeki... Bayağı bir şeyler yapacaksınız gibi geliyor. Yani şimdi pazarda akan yerlerimiz var. Onların tamiratlarını yaptıracağız. Yani ciddi bir yatırım yapılacak pazara. Evet. Hatta bu kıyılarda tezgah açan arkadaşlar için de bir çözüm üreteceğiz. Önümüzdeki günlerde... Yollardan çok şikayet eden var Sayın Tuncel. Yeşil alanlardan çok şikayet edenler var. Az önce esnafa da sorduk. Vatandaşlar da dile getirdi. Zaten yayını izlediğinizde siz de bunları göreceksinizdir. Böyle Söke için önemli. Bir iki proje var mı? Çok önemli. Böyle bize açıklayabileceğiz, söyleyebileceğiz. Biz de burada sizin aracınızla vatandaşa iletmiş olalım. Söke'nin en önemli problemi otopark problemi. Evet.